Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 14. haftası 3. videosundayız. Bu videoda dik yamuğun kara anlatımını yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik yamuk yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuğa ne diyoruz? Dik yamuk adını veriyoruz. Biz normal yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Normal bir yamukta paraya kenar oluşturuyorduk değil mi? Burada da hemen hemen aynı işlemi yapacağız. Böyle bir dik yamuk gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? O paralel kenar böyle değil de şu, şu kenara şey olacak ya paralel olacak ya. O paralel attığınızdan dikdörtgen yani dik üçgen oluşturacaksınız. Zaten dik üçgende de bunu çok yapıyorduk. Dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturun diye hep söylüyorduk. Arkadaşlar bu dikdörtgen oluşturunca tabii ki bu dikdörtgen dışarıda da olabilir. Ama bizim genelde alışkanlığımız bakın dışarıda da dikdörtgene tamamladığın zaman AXC yapıyor burası. Burası H yapıyor. Pisagor bağıntısından X'i bulabilirsiniz. Aa, biz genelde içeriden hamle yapmayı daha çok seviyoruz. O size kalmış bir şey. İçeriden de dışarıdan da yapabilirsiniz. Dikdörtgen oluşturduğunuz C ise C oldu. Buraya AXC kaldı. H ise H. Sonra ne yapacaksınız? Burada Pisagor bağıntısını uygulayacaksınız. Bununla ilgili özellik var mı hocam diye soracak olursanız. E, tabii ki orta tabandır, şudur budur. Önceki özellikleri burada kullanabiliriz yine. Ama bununla ilgili bir tane özellik var arkadaşlar. O da... Köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğünüz zaman arkadaşlar bir tane özelliği var. Onun bir tane iki tane ispatı var. Birinci ispatını şurada yapayım isterseniz. O da köşegenleri dik kesen yamukta. Soruyu da çözerken farklı bir şekilde yapayım isterseniz arkadaşlar. Evet A, C ve H varsa şu X olmasın mesela. H kare eşittir A çarpı C diye bir şey var. Köşegenleri dik kesen bir dik yamukta. Niye? Köşegenleri dik kesen bir yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Hocam paraya kenar oluşturduk ama dışarıda paraya kenar oluşturuyorduk dememiş miydik? Evet hatırlarsanız ilk videoda yapmıştık öyle bir şey. Dışarıda paraya kenar oluşturduk. Yani şuna paralel çizdik. C ise burası C. Hocam köşegenler dik kesiyor. Burası 90 derece. Çünkü paralel olduğu için 90 ise 90 oldu. Dikten dik çizilmiş oldu. öklid bağıntısı. H kare eşittir. A çarpı C diye bir formül var. Ama formülü yapmam. İster buradan yap. istersen burada Alfa-beta benzerliği ile de sonuca ulaşabilirsin. Çünkü 90 dereceler havada uçuşuyor. Alfa-beta'ya dalabilirsin. Biraz sonra soruda da göreceğiz zaten. Aynı zamanda biz bu konuda 90'lar ikiye dakikadan fazla olduğundan dolayı e, benzerlik yani alfa-beta benzerliğini de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sorularda da bunu görürüz zaten. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Şimdi ABC'de dik yamuk demiş 90 derece 90 derece. E biz dik yamukta ne yapıyoruz? Oo, 90 derece dik dörtgen oluşturuyoruz. Dik dörtgen oluşturduk. Peki 8 ise 8. 12 ise 12. Hocam şuraya A dersem şu eşitliği boşu boşuna vermemiş. A artı 8 ise hocam burası da A artı 8'dir. Artık burada Pisagor bağıntısı yapabiliriz. A artı 8'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi deyince işlem işlem işlemle A'yı bulacağız. Hocam 12 varsa 3 tane ihtimali var. Ya 5 12 13 5 koyduğumuzda sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A 5 çıktı. Sağlanmasaydı 9 12 15 ya da 12 16 27 deneyecektik arkadaşlar. A yerine 5 koyduğumuzda Bakın hissettik. 5, 12, 8, 5 daha. 13 sağlandı mı? Sağlandı. Ama bizden AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da ne yapıyor arkadaşlar? O da 13'e eşit oldu arkadaşlar. Çünkü şu 8 artı 5 olduğundan dolayı. Evet örnek 19'un cevabını böylelikle 13 bulduk. Geldik örnek 20'ye. A hocam dik yamuk tamam dik yamuk demiş 90 burası da 90 derece mi? Evet hocam soruda eşitlik var. Eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Evet Orta taban. Yamukta da olsa orta taban. Orta taban çizgisini çizelim. Eşitliğin olduğu yerden. Hop şuraya. Şu paralel kenarlara paralel çizdim. Madem bu orta taban çizgisi. Hocam burayı iki eş parçaya böler. Tamam bunu 8. O zaman burası 4 birim. Burası da 4 birim olacak. 3 kaldı buraya. Hocam bu orta taban çizgisi 6 artı 2. Kafadan yazalım bunu da. 6 artı 2 8 bölü 2'den burası 4 yapar. E arkadaşım Pisagor bağıntısından dolayı 3 4 5 üçgeninden burası da 5 çıkar. Yani EF uzunluğunu böylelikle 5 bulduk. Geldik örnek 21'e. E hocam dik yamuk. E dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. Hocam şuradan şu 90 dereceyi öncelikle bir yapıştıralım bakalım. Dik yamuk olduğundan dolayı şöyle bir diki çizdim arkadaşım. Şöyle çizdik. Peki soruya baktığımız zaman dik dörtgen var burada. 8 ise burası 8. Şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit olacak. Ne yapacağız? Hocam ekstra bir 90 derece var. 90'lar da uçuşuyor. O zaman alfa beta'ya dalalım. Dal bakalım alfabeteye. Bak dikkat edersen ben burada şu ikiz kenar dik üçgen oluşturmadım. Böyle bir üçgen oluşturma şekli yok zaten. Dik yamuklar ne, ne geliyorsa aklına onu yapacaksın. Ne, yani ne geldi şu. Hemen buradan bunu çizdik. E 90'lara mı da uçuşuyor? Dal ya. Dalalım bakalım ya. Alfa, beta. Tamamı 90 olduğundan alfa. E bunun da tamamı 90. Beta. Beta 90 alfa. E burada ne çıktı arkadaşlar? Burada alfa betalı zaten iki üçgen var. Şu üçgen ile şu üçgene bakacağız o zaman. Hocam bu üçgenler benzer. Hatta 90'ın karşısına gider eşit olduğu için eş üçgen oldu. Dolayısıyla ne oldu? Burada alfanın karşısı 8 ise buradaki alfanın karşısı 8'dir. Bizden ne isteniyor? AB isteniyor. AB. Betanın karşısı 7 ise e burada da betanın karşısı 7'dir. E bitti gitti. AB uzunluğu bak burası 15. Yani AB uzunluğu kaça eşit oldu arkadaşlar? 8 artı 7'den 15'e eşit oldu. Gördüğünüz üzere eski konular yine karşımıza çıkıyor. Geldik örnek 22'ye. A köşegenleri dik kesen bir dörtgen var ve bizden x isteniyor. İspatını yapmıştım. Şuradan paralel kenarı oluşturup hocam dikten dik çizildi dik bağıntısı. 6'nın karesi 4 çarpı 9'dan yapabilirsiniz. Yani 4 çarpı x'ten dolayı. Ama B katlıza gelmez. Şimdi 90 burası 90 burası. E hocam 90'lara bu düşüyor. Ne yapacağız? Alfa beta'ya dalalım. Evet alfa beta alfa beta alfa beta tamam bu kadar. E şimdi ne yapacağız? Alfa, beta'ya daldıktan sonra önemli olan neydi arkadaşlar? Bakın her konuda hatırlatıyorum size bunu. Aynı zamanda üçgende benzerliği de böyle tekrar etmiş oluyoruz. Hocam kenarları belli olan üçgenlere bakacağız. E kenarları belli olan üçgen. Hocam şu üçgeni alır mıyız benzerlik için? Hayır. İki kenarı belli olan üçgen seçeceksiniz. Hocam bak şuraya 4 ve 6 var. Aa 4 ve 6'yı alabilirim benzerlikte. Ve x'e ait bir üçgen. Hocam şu üçgen. Sadece x var. Başka x'e ait ne var? Hocam bu ve bu. Evet sarı üçgenle mavi üçgen benzer oldu mu? Oldu. Başlayalım benzerliğe. Alfanın karşısı 4. Alfanın karşısı 4 bölü. Bu mavi üçgende alfanın karşısı 6 eşittir. Hocam burada sarı üçgenden başladık. Betanın karşısı 6 bölü. Buradaki betanın karşısı x yapar. Buradan 4x eşittir 36'dan. X'i de buradan kaç buluruz? 9 olarak buluruz arkadaşlar. Yani 22. sorunun cevabı böylelikle 9 çıktı. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim ama arkadaşlar bakın şu sütundaki sorular yanlışlıkla şuraya yazılmış. Bu soru, bu soru ve şu soru şu sütuna yazılmış yanlışlıkla. Ama her şerde vardır bir hayır. Alın size fırsat. Yani ne fırsatı? Tekrar etme fırsatı. Kusura bakmayın. Bu da bir tane daha vardı böyle bir şey. Gözden kaçmış. Nazarlık diyelim ne diyelim arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Neyse örnek 26 dediğimiz bu soruya gelelim aslında. Örnek 23'teyiz arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yüksekliği 6 cm olan ABCD dik yamuk biçimindeki bir karton AC köşegeni boyunca katlandığında D köşesi CB doğrusunun üzerine E geliyor. Yani E noktasıyla çakışmış. Katlanılan kartona aşağıdaki katlamalar art arda, arda uygulanıyor. Ben bunu böyle katlamışım. Bir kere katlamayı geri açayım arkadaşlar. Tamam. Şu katlamayı şöyle bir geri açalım. Katlama olduğunda geriye doğru açıldı. Peki bu katlamayı açtık böyle. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak. Tamam bunlara biraz sonra dalarız. Şu açılar falan filan da birbirine eşit olacak. Devam edelim. Burası 6 burası da 6 olacak. Devam edelim başka katlamalar. Şu katlamadan bahsediyor. ACE üçgeni yani yeşil üçgen. AE boyunca katlanıp. Bakın dikkat edin bu bir dik üçgendi. Şurası dik yamuk pardon 90 dereceydi. Sen bunu böyle katladığında buraya geldi. Üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Yani 90 derece. Sen bu yeşil üçgene böyle katladığın zaman bakın AE boyunca katladığın zaman bu dik olduğu için bu doğruya göre simetriğini alacaksın. Yani bu buraya gelmez mi arkadaşlar? Şöyle katlanmış hali aynı doğru boyunca gider. Yani o zaman şurada kısmı artık unutun. Bakın şu kısmı unutun. Elimizde şu üçgen mi oluştu arkadaşlar? Evet. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sen bunu artık böyle katladın. Bakın bu buraya geldi. Elimizdeki son üçgen şurası oldu arkadaşlar. Unutmayın bunu. Tamam. Bunun yeni yeri de F diye belirlenmiş arkadaşlar. C noktasının yeni yeri F olmuş. Peki elimizde bulunan üçgen hangi üçgen? Bakın şu üçgen elimizde en son katladıktan sonra bu yeşil buraya geldi ya katlandıktan sonra elimizdeki bulunan üçgen bu oldu. Hatta bunu tam şöyle katlayalım da sıkıntı olmasın. Heh. F noktası burası oldu. Elimizde bulunan üçgen en son bu oldu arkadaşlar. Sonra diyor ki yeniden bir katlama daha var. Elde edilen EAF üçgeni de bakın EAF üçgeni de AF boyunca katladığında E noktasının yeni yeri AB üstünde oluyor. Sen şimdi artık şu üçgeni de katlayacakmışsın. Yani bunu da böyle katlayacakmışsın. F noktasının yeni yeri neresi oluyormuş arkadaşlar? Tam AB'nin üzerinde oluyormuş. O zaman bu katlamayı da yaptıktan sonra en son elimizde bu şekil mi kalıyor arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi bakalım bu katlamaları göz önünde bulunduracağız. Buna göre ilk kartondaki AB ve BC toplamı nedir diye soruluyor. AB ve BC toplamı soruluyor bize. Bir 6 verilmiş. Arkadaşlar katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam bunu böyle katladığında bu buraya mı denk geldi? Aynen öyle. Dikkat. Şurası kaç yaptı? 6. Sonra sen bunu böyle katladın. 6 hala yerinde duruyor. Sonra sen bu üçgeni aldın. Nereye? Şuraya katladın. Bu 6 da buraya mı gelmiş oluyor arkadaşlar? Evet. Şimdi sen bu katlamada üst üste binen açıların birbirine eşitliğini şöyle gösterebilirsin. Şu yeşil katlandığında buraya geldi. Hocam burası da nokta açısı oldu. Sonra buradaki üçgende şöyle katlandığında bu buraya denk gelmiş. O zaman burası da nokta açısı oldu. Dikkat dikkat. Ne çıktı burada arkadaşlar? nokta 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 nokta. E bu dört tane nokta 90 dereceye eşit değil mi? Evet. E bu 90 derece. O zaman ben bu açıların eşitliğini de kullanacağım. 90'ı 4'e böldüğümde kaç geliyor? 22,5 bu geliyor. Evet. 22,5 burası, 22,5 burası. 22 buçuk burası 22 buçuk burası yaptı. A hatta şurada kaç kaç derece yaptı arkadaşlar? Şu açı 45 derece mi yapmış oldu arkadaşlar? Evet 45 90 burası da 45 oldu. A, 22 buçuk 90 burası da 67 buçuk olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi benden istenilen yere yoğunlaşalım. Bak burası 67 buçuk bulduk. Hocam burası 45. Ee, burası da 22 buçuk. Ve şuraya bakacak olursanız tamamı 90 olduğundan burası da 67 buçuk oldu. A 67 buçuk 67 buçuk zaten bu uzunluklar toplam isteniliyor. Bunlar bir ikiz kenar mı çıktı arkadaşlar? Evet. Evet ben şimdi 6'ya yoğunlaşmalıyım. Hocam 45'e baktığım zaman burada bir 45 45 90 üçgeni var. Yani büyük ihtimal özel üçgeni kullandıracak burada. Onu kullanmamız lazım. A bu dik üçgende işimiz yok. E başka ne nerede var? Bakın şu sarı üçgende yani şu üçgene bakacak olursanız arkadaşlar 45 90 45 üçgeni. A burada da zaten 6 kenarı var ya 6 iken burası da 6'dır. 6 6 şu uzunluk 6 kök kim yapar? Evet. Hocam buraya 6 kök ki bulduk. E zaten ikiz kenar yakaladık bunu da. Burası da 6 kök ki. Bizden AB artı BC isteniyor. Yani 6 kök ki artı 6 kök ki isteniyor. Cevabımız da böylelikle 12 kök ki yapar arkadaşlar. Ha bazı arkadaşlar bu soruyu çözerken belki şundan faydalanabilir. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Bu 67.5 bu belki fark edemeyebilirsiniz. Hocam şu açılar birbirine eşit. Z'den dolayı burası da çizgi açısı diyebilirsiniz. Oradan da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz burada açıları yazdığımız zaman 67.5'ları gördük. Ee, şuraya baktığımız zaman 67.5 burası 67.5 burası ikiz kenarlı o şekilde yakalamış olduk. Evet gençler böylelikle dik yamuğu da bitirmiş olduk. Hocam dik yamukla ilgili daha soru yok mu? Az soru çözdük sanki. Var kardeşim üçgende alan anlatırken bununla karşılaşacağız. Hatta biraz sonra ikiz kenar yamuğu da göreceğiz. Ee, bir sonraki videoda aynı şekilde ikiz kenar yamukla ilgili bir ay bir de 5-6 tane soru olur ama sonrasında üçgen e, yamukta alanda o konularla ilgili sorulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet bu videonun da böylelikle yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikiz kenar yamuk konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.